Merhaba. Ya şu an içeride ne krizler dönüyor bir bilseniz. Halil abi bu arada şunu yansıtamadım ben. Başlamadan bir onu halledebilirsek süper olur da. Bir kendimden bahsedeyim. Adım Efe Köprülü. TEDxLycéeSaintJoseph isimli bir 9. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda TEDx kulübünde bir üyesiyim. Fakat ben şu an sizin karşınıza bir misyon olarak geldim. Bu işte ilk başta bu konferans çıktığında işte dediler ki okuldan konuşmacı alacağız. Ben direkt hani konuşmak istiyorum dedim kendi kendime. Fakat konuda beyin. Hani buraya işte nörologlar gelecek, belki psikiyatristler gelecek. Adamlar bunun üzerine 6 sene okuyor, araştırma yapıyor. Ben onların yanında nasıl konuşabilirim ki, ne hakkında konuşabilirim? İşte kendi kendime düşündüm. Ondan sonra da en iyi yaptığım ve en iyi bildiğim şey olan müziği seçtim. Fakat konuşmaya, hani yazmaya başlarken böyle bir boşluğa düştüm. Müzik tamam da hani müzik ne yapacağım ben? Nasıl başlayacağım? Nasıl bitireceğim? Bir anda kendimi böyle bir sorular denizi içinde buldum. Ondan sonra olayın en derinine, en basit haline inmeye çalıştım. Ve kendi kendime sordum ki müzik nedir? İnternette bunu yazdığımda acayip şeyler çıktı. Yani müzik hiçbir şeydir, her şeydir, duygudur. Fakat hiçbiri beni tam olarak tatmin etmedi. Ve ben kendi kendime 3 şeyi aradım müziği incelerken. Bilimsel, araç ve ihtiyaç. Şimdi bilimsel bir ihtiyaç kısmını böyle bir yana bir yere koyalım. Müzik bir araçtır. Bizim bulunduğumuz toplumdan dolayı, beynimizin biraz korkak, biraz tedbirli yapısından dolayı biz insanlar kendimizi kolay kolay açamayız. Biz sokakta bir anaya gidip ağlayamayız veya bütün arkadaşlarımıza ne kadar depresif olduğumuzu anlatamayız. Çünkü biliyoruz ki dışlanırız. Fakat bunu tanımadığımız 30 bin kişiye doğru mu öyle diyecek yapabiliriz. Asla yargılanmadan, tamamen anlaşılarak. Müziğin güzel tarafı da bu işte. Telefonumu yanına getirmişim. Bireysel bir araç olmanın yanında müzik bütün tarih boyunca toplumları, insan gruplarını bir araya getiren de bir şey. Mesela siyahiler Amerika'ya köy olarak getirdiklerinde kendilerini müziğe veriyorlar. Ragtime'ı, blues'u buluyorlar. Birbirleriyle bir dayanışma içine giriyorlar. 70'lerde gençler punk'la, 90'larda grunge'la sisteme karşı, ailelerine karşı, devlete karşı isyan ediyorlar. Müzik onları tek bir çatı altında topluyor ve mesajlarını, çığlıklarını kitlelere yetmesini sağlıyor. Fakat bu çığlık, bu şikayet ne zaman gürültü oluyor? Müzik ne zaman gürültüye dönüşüyor? İşte burada işin biraz bilimsel kısmı geliyor. Müzik ve gürültü ikisi de aslında frekans dalgalarından oluşuyor. Hepsinin birleşiminden. Fakat aralarında küçük bir fark var. Sadece küçücük bir fark. O da tekrar etmeleri. Yani aslında bu sesle daha demin duyduğunuz Pelin'in şarkı söylemesini değil, aradaki tek fark sadece tekrar etmek. Şimdi bu çok ilginç bir şey bence. Bir hareketin tekrar etmesi nasıl oluyor da bizim kulaklarımızı tıkamamızdan tüylerimizin diken diken olmasını sağlayabiliyor? Tüylerimizin diken diken olması. Tabii bu çok ilginç bir şey. Hani niye? Nasıl oluyor da beyin böyle bir tepki veriyor duyduğu müziğe? Bunun nedeni aslında çok ilginç. Eminim ki hepiniz daha önce şunu yaşamışsınızdır. Böyle rüyadan uyanıyorsunuz bir anda böyle sıçrayarak. Ne o gördüğünüzü bilmiyorsunuz ve düşüyormuş hissiyle bir anda uyanıyorsunuz. Bu bizim tam mağaralarımız dönemi atalarımızdan gelen basit bir refleks aslında. Aynı şekilde tüylerimizin diken olması da bizim beynimizin küçücük zaman dilimleri içinde yaptığı bir analizin artık gerekli olmayan bir analizin sonucu. Beyin bir çığlık duyduğunda, mesela rock müziğinde adamların böyle çığlık atması, bağırması. Bunu duyduğunda beyin diyor ki, bu nasıl bir çığlık? Benim kaçmam mı lazım? Hani bana mı saldırıyorlar, savaşayım mı, ne yapayım ben diyor. Fakat sonra tabii ki de oturduğumuzda müzik dinlediğimizi anlıyoruz. O yüzden hani bir sorun olmuyor ortada. Fakat bunun yan etkisi olarak derimiz, tüylerimiz diken diken oluyor. Fakat bu sadece bizim beynimizin müziğe verdiği şeyin tepkinin yarısı.
Müzik beyne geldiğinde 5 tane ana yere gidiyor. İşitsel korteks, görsel korteks, motor korteks, beyincik ve hipokampus. Bunların birbirinden farklı görevleri var. Şifrem 0507 bu arada. İşitsel kortekste zaten adı üstünde biz müziği algılıyoruz. Ritmi, gitarın tonunu, rengini. Biz bunları anlıyoruz. Görsel kortekste bunu gördüğümüz gitaristle veya gitaristin okuduğu nota ile birleştiriyoruz. Motor kortekste elimizi çıklatmaya, ayağımızı yere vurmaya, kafamızı sallamaya başlıyoruz. Şimdi bulursun. Beyincikte ise biz duyduğumuz müziğe duygusal bir cevap veriyoruz. Ağlıyoruz, gülüyoruz, gaza geliyoruz. Hipokampus'ta da hani bu şey olur ya, ulan ben bunu nereden biliyorum, nerede duydum? Müziksel hafızayı sağlıyor burada. Şimdi eskiden düşünülüyordu ki beynimizin sol tarafı dil, sağ tarafı ise müzik, sanat, bunlarla uğraşıyor. Fakat son 20 yıldaki gelişmelerimizle biz aslında bunun ne kadar hatalı olduğunu anladık. Çünkü size saydığım 5 yer, beynin tamamen farklı yerlerinde. Yani müzik girdiğinde aslında bizim bütün beynimizi alt üst ediyor. Şimdi beynin fonksiyonu üzerinde etkisi var. Fakat başka nasıl etkileri var? Aynı zamanda kimyasal bir etki de var. Biz mutlu olduğumuz veya sevdiğimiz bir şarkı dinlediğimizde dopamin salgılıyoruz. Bu da mutluluk hormonu. Çikolatada var, bizim efori yaşamamızı sağlayan, işte alkolde var. Biz onu müzik dinleyerek de yapabiliyoruz. Aynı şekilde eğer sevmediğimiz, böyle haz etmediğimiz bir müzik çalarsa böyle bir sinirleniyoruz, böyle bir stres oluyoruz. Kapatmak istiyoruz. Bunun nedeni de kortizol hormonu. Şimdi o zaman şöyle bir soru geliyor. Biz niye hiç? Niye üzgün müzikler dinleyelim ki? Niye bütün müzikler böyle mutlu, işte coşkulu müzikler olmasın? Madem mutlu olabiliyoruz, madem başka şeylerden aldığımız hazı biz bu müzikle alabiliyoruz. Niye biz hep bunu yapmıyoruz? Çünkü üzgün olan bir insan, depresif olan bir insan hiçbir kimse tarafından anlaşılmadığını düşünür. Benim kaybettiğim kişiyi, benim yaşadığım acıyı siz nasıl anlayabilirsiniz ki? Herkes bu psikoloji içinde oluyor. Fakat ne zaman ki kendine relate edebildiği, kendini bulabildiği bir şarkı bulsun, o zaman anlar ki ha, beni anlayan biri var. Orada biri var ve benim ne yaşadığımı biliyor. Benle aynı şeyleri hissediyor. Ve bu rahatlatan aslında bir nevi mutlu eden bir şey. Şimdi bunlar müziği dinleyenlerin üzerinde olan etkiler. Peki ya müziği çalan kişiler? Bunlar ne yaşıyorlar o sırada? Bunların beyninde ne gerçekleşiyor? Dr. Lim, USCF'de çalışan bir doktor, araştırmacı. Negrito diye bir müzisyeni çağırıyor kendisi laboratuvarına ve diyor ki, şimdi ben sana birkaç test yapacağım. Ve bunları senin beyninde olan aktiviteleri gerçekleştireceğim. İlk başta diyor ki, Negrito zaten müzisyen, kendi şarkıları var. Şarkılarından birini çal diyor. Adam işte çalıyor, söylüyor. Zaten bu her zaman yaptığı bir şey. Çok güzel. Beynin ses ve motor yerlerini acayip böyle şeyi artıyor. Etkinliği artıyor. Ondan sonra diyor ki, bir kere doğaçlama yapar mısın? Şimdi asıl ilginç şey burada gerçekleşiyor. Negrito doğaçlama yaptığında frontal lobu, yani bizim bütün mantık, planlama, işte öngörme, bütün bu hislerimizi kontrol eden kısım kendini adeta kapatıyor. Aktivitesi normalden daha hızlı düşüyor. Yani aslında biz kafamızdan müzik yaparken bütün mantıklı düşüncelerimizi, bütün korkularımızı, kaygılarımızı bir kenara atıyoruz. Ve sadece o anı yaşıyoruz. Şimdi müziğe bilimsel olarak baktık, araç olarak baktık. Aynı zamanda müzik bir ihtiyaç. Niçin ihtiyaç? Hani hangimiz her gün laboratuvara gidip beyni inceliyoruz ki? Biz müziği her gün, her saniye, her izlediğimiz filmde görüyoruz aslında. Mesela size bir örnek vereyim. Jaws filmini çoğunuz biliyorsunuzdur. Kocaman bir köpek balığı var, herkes yiyor. Şimdi bu köpek balığı sahnelerinde bir müzik var. Bir gerginlik veriyor size. Şimdi karakterin yerine koyun kendinizi. Güzel bir gün,
Deniz gayet hoş, açık, temiz. Ve yüzmeye başlıyorsunuz. Bir şey mi geldi? Yani suda bir şey mi var? Sıkıntı yok. Hani bir şey yaklaşıyor gibi hissediyorsun. Böyle olur mu? Olmaz. Yani geldi köpek balığı, piknik yaptınız, dertleştiniz. Pek sanmıyorum. Benim burada vermem gereken şey kan, savaş, ölüm, bir sürü şey yani. Kargaşa olacak orada. Ben artık adamı tanıyamayacağım. O zaman bir daha deniyorum. Şimdi daha iyi. Biz müziği anlatmak istediğimiz şeyleri daha iyi, daha kesin bir şekilde anlatmak için veya karakterin yaşadığı, karakterin kendi iç dünyasını göstermek için kullanabiliriz. Bu da işte müziğin bütün sektörlerde aslında ne kadar işe yarayan bir şey olduğunu gösteriyor. Müzik başta kimin için ihtiyaç biliyor musunuz? Tourette sendromları için. Konuşmayı bazı kazalar sebebi unutanlar için. Mesela buna çok güzel bir örnek buldum. Gabrielle Giffords diye bir kadın var. Kafasından vuruluyor ve beyninin sol tarafının büyük bir kısmı maalesef ki gidiyor. Bundan sonra konuşmayı beceremiyor. İşte rehabilitasyon, işte terapiler falan filan. Özellikle bir kelimeyi söyleyemiyor. Light, ışık. İşte deniyorlar işte hani birer birer böyle light light diye böyle olmuyor yani söyleyemiyor. Ondan sonra bir tane müzik terapistine gidiyorlar. Ve kadının içinde light geçen bir şarkı. İşte gösteriyor, çalıyor Gabriel'a. Diyor ki bunu söyleyeceğiz seninle. Melodiyi öğretiyor, sözleri öğretiyor. Ondan sonra söylemeye başlıyorlar. Ve light kısmı geldiğinde kadın bir anda light diyor. Şimdi bu nasıl oluyor? Bu aynı ne gibi biliyor musunuz? Bir trafiktesiniz gibi düşünün. Buradan Çengelköy'e gideceksiniz. E5'i kullanıyorsunuz. Ay, yol tıkalı. Gidemiyorsunuz hiçbir yere. Şimdi o yoldan gitmeye mi ısrar edersiniz? Yoksa sağdan bir yerden, yandan bir yerden, belki daha uzun fakat daha tenha olan bir yoldan mı kaçarsınız? Belki daha uzun sürecek, belki daha yorucu olacak. Fakat siz ulaşmak istediğiniz yere ulaşabileceksiniz. İşte aynı bu şekilde beynin sol tarafına bütün işi yüklemektense müzik sayesinde size bahsettiğim bütün o beş yeri kullanmaya çalışıyorlar. Ve bu sayede aslında eskisi gibi fonksiyon edemeyen hastalara yeniden konuşma yetisini veriyorlar. Müzik daha önce dediğim gibi toplum için de çok önemli bir ihtiyaç. İnsanları beraber bir araya getiriyor ve aslında bir grup insanı, bir millet ve de bir kültür haline getiriyor. Şimdi müziğin ne olduğundan konuştuk. Fakat ben size bir şey daha söylemek istiyorum. Araştırma yaparken gördüm ve çok beğendiğim bir cümleydi bu. Müzik, sesi ve sessizliği kendine arz edilen sanat biçimidir. Sesi ve sessizliği. Şimdi ben konuşurken şöyle konuşuyorum. Merhaba, benim adım Efe. Diyor ki merhaba, benim adım Efe. Aynı şekilde müzikte biz söylediğimiz şeyleri bir anda söylemiyoruz. Arada noktalar bırakıyoruz, virgüller koyuyoruz. Biz aslında bir bütün oluşturuyoruz. Ve bu bütün hem sesi hem sessizliği içeriyor. Soğukluk var mı desem, soğukluk aslında bir ortamda ısının eksikliği değil midir? Veya karanlık bir ortamda ışığın eksikliği değil midir? Aynı şekilde sessizlik bir ortamda sesin eksikliği değil midir? O zaman bu mantıkta müzik hem var olan hem de var olmayan oluyor. En başa dönmemiz gerekiyor müzik nedir diye. Hep bu sorunun etrafında dönüp dolaşıyoruz. Ben bu konuşmayı hazırlarken aslında bu sorunun yanlış olduğunu anladım. Sorulabilecek bir şey değil. Hepimizin beyni farklı, hepimizin karakterleri farklı, hepimizin zevkleri, sevdiği şeyler, hissettiği şeyler tamamen farklı. O yüzden müzik nedir tek bir tanım vermek mümkün değil. Sahneyi terk etmeden önce size son bir soru sormak istiyorum. Doğru bir soru sormak istiyorum. Müzik nedir değil, müzik sizin için nedir? Teşekkür ederim.